Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi e, sezon başı ve sonrasının arasında da Galatasaray'da fark var. Biraz da bu kadro yapılırken Serkan, e, şampiyonlar ligi düşünülmüştü. Aynen öyle. Bu isimler ne kadar şampiyonlar ligi'ne e, ilaç oldu, orası zaten malum. Bir diğer yanda hani son haftalarda yine sezonun ikinci yarısında. Daha fazla isim sahada görür olduk ama Zaha ve Tete özellikle tekliflerin... Ya şu haber seni şaşırttı mı mesela? Şaşırtmadı. Zaha Crystal Palace'da bir ikondu. Ön planda bir yıldızdı. Takımın her şeyiydi. Böyle bir oyuncunun işte yıllarca transfer haberleriyle gündemdeydi. Yok Chelsea'ye gidecek, yok işte şu istiyor, 50 milyon euro talep ediyorlar şeklinde bir türlü gitmedi. Ardından Galatasaray'a geldi. Orada bir numaralı isimdi. İşte at Zaha'ya ben buradayım. Hep bir figür olarak ön planda bir yıldız. Ama Galatasaray'da çok fazla yıldız var. Ön planda birçok isim var. Icardi'si var, Mertens'i var, bir sürü isim var. Burada e, o aradığı atmosferi bulma şansı yoktu zaten. Onu belirteyim. Onun sıkıntısını yaşadığını düşünüyorum. Okuduğum makalelerde veya e, haberlerde de benzer ifadeleri görüyorum Zaha ile ilgili. Yönetmesi kolay bir isim değil. Çok zor bir isim yönetmesi. Oyununa söyleyecek bir e, şeyim yok yani Zaha. Ama e, daha fazla yararlanabilir miydi? Bu kadar e, ...probleme veya e, sıkıntıya rağmen yararlanabileceği kadar yararlandı. Ama dediğim gibi çok kolay değil. E, yıldız oyuncu transfer edersin, birçok e, oyuncu takımına dahil edebilirsin. Ama kullanması kolay olmuyor. E, Tete de kötü bir futbolcu değil. Gelmeden anlattık, işte şunları yapıyor, bunları yapıyor. İşte Hızlıca analiz. Evet, onlar bilir. <laughs> <laughs> Her transfer döneminde <laughs> onlar kaçmaz. E, yaptık, anlattık ama olmuyor bazen. Yani olmuyor, uyum sağlayamıyorlar. İşte farklı bir ülke... Yaşayış, işte antrenman, takım arkadaşları yanında oynayanlar bunların hepsi bir bütün. Öyle tek başına değerlendirilemez ama Okan Burun ne olursa olsun yararlanmaya çalıştığını gördük hep beraber. Yeni transferlerden bu kadar katkı sağlayamamasına rağmen Galatasaray'ın aldığı puan da ortada. Şimdi bunları bu şekilde değerlendirmek lazım. O nedenle Okan Buruk ve teknik heyetinin orada bir artısı var. Kimse o yüzden Galatasaray iyi gittiği için ya işte bakın aldığınız transferleri tabii. ama vesaire gibi böyle tabii. bir eleştiride bulunmuyor çünkü takım yani bir şekilde hoca o zamanı da iyi e, idare etti. Şimdi zaten artık yani bu puanlar, bu puan ortalamaları ne denebilir? O yüzden Zaha içinde Tete içinde gelecek tekliflerin değerlendirmesi. Ben iki gün önce bir haber okudum, işte West Ham haberi okudum yanlış hatırlamıyorsam Zaha İngiltere'ye geri dönüyor diye bir sürü haber yapıyorlar onlar. Ne olur ne biter bilemiyoruz tabii. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor. Süper Lig'de sezonun sonu yaklaşırken iki dev kulüp arasında büyük bir transferin gerçekleşme ihtimali doğdu. Akşamın haberine göre Beşiktaş Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda dördüncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor. İddiaya göre milli oyuncunun yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı. Erzincan Spor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu oynadığı futbolla büyük tebrikler toplamıştı. Takımının geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli oyuncu 9 gol ve 12 asistlik katkıda bulunmuştu. Bu sezon ligde 12 gol, 7 asist ve tüm kulvarlarda toplam 15 gol, 9 asisti olan 25 yaşındaki başarılı oyuncu taraftarların tepkisine maruz kaldı. 4 sezonda 200 bin eurodan 17 milyon euro piyasa değerine ulaşan yetenekli ismin yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirdiği ve kariyerine yurt dışında devam etmek istediği iddia edilmişti. 26 yaşındaki yıldız futbolcu bu mücadelelerde takımı için 44 gol ve 39 asist üreterek skor bazında büyük etki etmeyi başardı. Galatasaray'a zaha piyangosu 10 milyon euro. Galatasaray'da sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın talipleri artıyor. Yıldız oyuncu bir süredir West Ham'la görüşüyordu. İngiltere'ye dönmesi beklenen 31 yaşındaki oyuncuya Suudi Arabistan'dan da taliplerin olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin üzerine Galatasaray yönetimi gözünü Arabistan'dan gelecek teklife çevirdi. Sarı Kırmızılar 10 milyon euroluk bonservis geliri almayı planlıyor. 31 yaşındaki fil dişi sahilli oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta 10 gol 5 asistlik performans gösterdi. Galatasaray'a Alman Panzeri Sarı Kırmızılı ekipte birçok ismin takımdan önemli bonservis bedelleriyle ayrılması bekleniyor. Özellikle savunma hattıyla dikkat çeken Galatasaray'da Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelson'a yüksek teklifler bekleniyor. Bu sezon 3 oyuncu da takıma verdikleri katkı sayesinde Avrupa'nın önde gelen takımlarının ilgisini çekti. Teknik direktör Okan Buruk, yaşanabilecek her türlü ayrılığı düşünerek yönetimden takviye istedi. Galatasaray'ın yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor. Kurmaylar transfer çalışmaları için rotayı transfere çevirdi. Sarı Kırmızılıların Borussia Dortmund forması giyen tecrübeli stoper Mats Hummels'i listesine aldığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun sezon sonu Alman deviyle sözleşmesi bitiyor. Bunu fırsat bilen yönetim Yıldız ismi kadroya dahil etmeyi planlıyor. Hummels, Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde önemli bir pay sahibi oldu. Bu sezon kulübüyle toplam 38 maça çıkan deneyimli oyuncu 4 gol ve 1 asiste imza attı. Galatasaray'da Berkan Kutlu sözleşmeyi kaptı. Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Berkan Kutlu, 8 milyon lira garanti ücretle A takımın en az kazanan oyuncusu konumunda. Yerlilerden Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın sözleşmesini yenileyen Sarı Kırmızılı Kulüp, Berkan'ın ücretinde de iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Berkan Kutlu'dan hocası Okan Buruk memnun. 26 yaşındaki orta saha bu sezon sol bek ve stoperde de görev yaptı. Genoa'ya kiralık giden Berkan, Ocak ayında İtalya'dan Florya'ya dönmüştü. Bu sezon ligde 18 maça çıkan Berkan Kutlu, takıma bir gol ve bir asistlik katkı sağladı. Söz konusu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 6 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Türkiye Kupası maçı ve Süper Kupa finalinde ter döktü. Galatasaray’ın derbide en büyük kozu Okan Buruk. Galatasaray’ın başına geldiği günden bu yana kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk bu hafta sonu Fenerbahçe karşısına çıkacak. Toplamda 17’de 17, iç sahada 21’de 21 ve 36 maçta 99 puan rekorlarıyla devam eden tecrübeli hoca takımının bir puan dahi alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Pazar günü oynanacak derbi öncesinde, Buruk'un büyük maç performansına bakıldığında rakiplerine üstünlük kurduğu gözüküyor. 50 yaşındaki teknik adam 2 sezonda 12 derbiden 9 zaferle ayrıldı, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 22 gol atıp kalesinde 6 gol gördü. Geçen sezon %66 derbi kazanma oranına sahip olan Buruk, bu yıl %83'e taşıdı. Beşiktaş ve Trabzon'u 2 maçta da devirdi, Fenerbahçe ile ligde yenişemedi. Buruk Geldiği günden bu yana gol bile yemediği ezeli rakibine ligdeki son iki maçta isabetli şut da attırmadı. Derbi performansıyla güven veren tecrübeli teknik adam bu haftada kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Derbilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Okan Buruk Süper Lig'de son iki sezona damga vurdu. Geçen sezon 88 puanla şampiyonluğa ulaşan başarılı hoca. Bu sezon ise 36 haftada 99 puana ulaşarak rekor kırdı. 2.75 ortalama tutturan Burun Galatasaray'ı 7'de 17 yaparak kendine ait olan Süper Lig rekorunu da geliştirdi. Buruk ayrıca Aslan'ın iç sahadaki en uzun galibiyet serisini de sahip